Her şeyin başladığı en tarihi projemizi anlatmadığımızı da söylediler. Yani işte değişik mecralarda aslında anlattım ama benim ağzımdan anlatılan bir şeyin olmadığı da ifade edildi. Dolayısıyla tarihi projeler serimizin bu da aslında ilk yapı taşı, bunu anlatayım. Bolita ortaya çıkışı bunun 2008'ler, 2007-2008'de fikir olarak başlayan dünyada petrolün, yani işte fosil yakıtların giderek fiyatının arttığı, hatta ödül aldığı dönemde hiç unutmuyorum, petrolün varili $134. Ve dünya petrole alternatif bir enerji arıyor, kaynağı arıyor, işte transportation kaygıları, işte büyük tankerlerin rüzgar yelkenleri ile mi yürütülsün, şunlar mı yapılsın filan dediği, işte dünyada 2007 de başlayan inovasyon hareketleri dönemine denk gelen fikri bir ürün diyelim başlangıcı. Yaklaşık 2,5 sene sürdü bunun bu hale gelmesi. Benim bir takım prototip çalışmalarım, Almanya'dan gelen flexible bazı güneş panelleriyle ilk yapılan prototipin Eymir'de yüzdürülmesi süreçleri filan ve dünyada başlayan ilk önemli yarışmalar, işte Green Dot'lar, şurada gördüğünüz serisi ve biz ilk International Design Award ve Green Dot Amerika'da düzenleniyor. İşte Farmani Group, Los Angeles'ta bütün bu ileri düzeyde çevreciler filan. Ve bu Green Dot çok zor bir yarışma olarak ortaya çıktı. İDA ile beraber işte 5 tane temel ürün veriyorlar. Yani 5 tane ödülü olan bir yarışma ve dünyanın en agresif işte çevreci yarışmalarına yolladığımız bir ürün. Temel prensibi şu, şöyle izah edeyim. Güneşin hareketi doğudan batıyadır. Yani böyle bir yarım daire çizer. Yani bizim gördüğümüz yarım daire aslında tam daire çizer ama. Dolayısıyla doğar ve batar. Rüzgar da 360 dereceden eser. Yani nokta olarak düşünüyorsanız 360 dereceden eser. Dolayısıyla biz aslında bir yarım circle'ı, bir tam circle'ı kullanarak, bir geometri yaratarak hem rüzgar enerjisini hem güneş enerjisini kullanabilecek bir düzenek tasarladım ben. Bunun üstünde bir de tabii bu suyun üstünde olduğu için suyun da yansıtıcı etkisini de mutlaka kullanmak istedik. Dolayısıyla bunun üstünde ki normalde teknelerde en boy oranına göre, yani gövdeye göre 1,5 veya 2'dir direkt boyu. Bunun için de altına belli bir salma koymamız lazım. Ve ben burada dedim ki yakıtsız gidebilecek ama sürekli gidebilecek bir tekne nasıl tasarlanabilir? Bunun için güneşin olduğu yerde güneşi kullanan ama rüzgar varsa rüzgardan yararlanan ama denizlerde gece hep bir esinti olduğu için gecede ağırlıkla gündüz ürettiği güneş enerjisini ve rüzgarı kullanarak gecede yol alabilecek, sürekli yol alabilecek bir tekne modeli olarak tasarlandı. Gördüğünüz gibi iki tane bizim yan kanadımız var. Bunlar matematik bir formülle hareket ediyorlar. İşte rüzgar ve güneşe göre optimum açılar. Yani bunlar hem hareket edebiliyor hem de dönebiliyor. Dolayısıyla temel prensibi verimlilik üstüne kurgulanan bir mekanizması var. Bu tabii daha önce anlattıklarından farklı bir şekilde, hani anlayacak insanlar için anlattım. Tasarım düşüncesini ifade ettiğim bir sunuş. Gördüğünüz gibi buradaki paneller aşağı yukarı 300 metrekarenin biraz üzerinde güneş paneli içeriyor. Bunun 150'si güneşe dik olanı aktif, 150'si de pasif, yani sudan yansıyan alıyor. Bunun matematik modeli de 225 metrekarelik aktif güneş paneline eşdeğer. Bu yüzeylerin de 150 metrekarenin de katı yüzeyin tekstil yelken mukayesesi de yaklaşık 1.8'e denk geliyor. Dolayısıyla 150 metrekarelik katı yüzey 300 küsur metrelik bez yelkene eşdeğer ki bu da aslında son derece denizde etkili bir yelken yüzeyi demek. 300 metrekare aktif yelken. Bir de direk boyumuz da son derece düşük olduğu için ve de açılı durduğu için teknenin stabilizasyonu da çok arttı. Batarya gerekiyordu. Bataryaları da salma ağırlığına koyduk. Dolayısıyla son derece rasyonel bir mantık var bu teknenin arkasında. Yani teknede lüzumsuz hiçbir şey yok ama olan her eleman fonksiyonel birden fazla görev icra ediyor. İki tane de direct drive elektrik motorumuz var. Onlar da burada gördüğünüz hareketli kanatlarla. İşte gördüğünüz gibi bu hareketli kanatlar tekneyi dışarıdan besliyor. Dolayısıyla teknenin içinde hiçbir titreşim yok. Artı
Bu tekne açıldığı zaman ortalama X şeklini alıyor ve çok stable. Hem salma var hem de motorlar. Dolayısıyla bu motorlar yeri geri çalıştırıldığı zaman bu tekne olduğu yerde nokta dönüşü yapabiliyor. Ama limana girerken bunları böyle kapattığınız zaman tekne diğer teknelerin arasına girip rahatlıkla park edebiliyor ve bir stabilizasyon sağlıyor. Herhangi bir şekilde denizde bir motor arızası durumunda ikinci motor kullanılıyor. Dolayısıyla alta girmiş ikinci motorla normal bir tekne seyri seferi gene sağlanabiliyor. Dolayısıyla gördüğünüz temel mantık 24 saat hareket edebilecek, kara bağımlı olmayan, fosil yakıt kullanmayan, son derece tehlikeli çıktısı olmayan bir tekne olarak tasarlandı. 32 metre, işte yol alırken deniz suyundan tatlı su üretebildiği tek yiyecek bağımlılığı var teknede. Rahatlıkla ciddi sayıda insanın barınabileceği bir konsept ürün olarak tasarlandı. Tabii dünyada ses getirmesinden önemli sebebi varili $134 olan tankerleri bile nasıl yürüteceğini düşünen dünya düzeninde bir anda geleceğe yönelik bir fikir olarak ortaya çıktı. İlk defa Popular Science'a kapak oldu. Popular Science'ın içinde yer aldı. Ondan sonra işte Francis Junior Science'ından işte Popular Science'ına, yani dünyanın pek çok yerinde, işte Amerika'da televizyon programlarına şeyde de çıkabilen Design Lobby'sin ve benim ilk ürünlerimden bir tanesi. Yani çalışma prensibi bu. Yani tasarımcılara yönelik bir ürün anlatıyoruz serimizin. İkincisi oluyor. Ama Design Lobby serüveninin de birinci yapı taşı bu tekne. Bunun fikri süreci benim için 2 yılı bulan bir süreçtir. Değişik dönemlerde defalarca geri dönüp üzerinden geçtiğim, farklı formlarda vereyim bir tekne. Suyu üzerinden aşabileceği şekilde bu profil çok tartışıldı. Ama bu da bir optimal, bir hız yapabilsin diye. Bu teknenin 28 knotlara çıkabileceği öngörülüyor. Bundan sonra da zaten biyodizeli tanıtmak için Avrupa'da, Avustralya'da bir tekne yapıldı. Benzer güneş enerjisiyle ama sadece güneş enerjisini kullanarak yürüyen Sydney limanında bir hovercraft gövdeli üzerinde şey olan tekne var. Ama rüzgar belli bir hıza çıktığı zaman o tekne için çok efektif değil. Hemen karaya çekiyorlar. Bu oldukça dengeli olduğu için çok daha ekstrem hava koşullarında seyir sefer yapabilecek bir tekne. Bunun üretilmesine yönelik belli girişimler oldu. Hatta bir Fransız girişim grubu benim İngiltere'de yaşamam koşuluyla 5 sene Southampton'da çok ciddi tekliflerde bulundular ama ben o anki şartlar itibariyle bu teklife de sıcak bakmadım. Çünkü yapmayı düşündüğüm çok başka şeyler vardı. Ama bu teknenin veya bu teknenin temeli olan prensipleri kullanan teknelerin mutlaka yapılacağına inanıyorum. Literatüre girdi, üstüne yazılmış tezler var. Denizcilikte çok tartışılıyor. Trieste'de İtalyanların çok ünlü bir şeyinde ayrıca sundum. 5 dakika ayakta alkışlandığımı biliyorum. Ya değişik bir tekneydi. Serüvenin başlangıcında iyi bir motivasyon kaynağıydı. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Konsept model olarak iyi duruyor ama benim uygulama noktasına geldiğinde bununla ilgili çok daha farklı fikirlerim var. Oldukça yüzeysel bir modelle yarışmayı kazandık. Aslında bir sürü yarışmayı kazandık diyebilirim. İyi bir başlangıç oldu. Olita'nın öyküsü de bu. Tasarımsal öyküsü diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.